Herkese merhabalar. Yapı Kredi Yatırım Araştırma Ekibi'nin hazırladığı Piyasa ve Ekonomi Sohbetleri programına hoş geldiniz. Bugün her zaman olduğu gibi baş stratejistimiz Murat Berk ile küresel piyasaları ve yurt içi piyasaları konuşacağız. Gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Murat abi nasılsın? Selam Görkem, iyiyim sağ ol, seni sormalı. Çok Çok teşekkür teşekkür ederim. ederim. Murat abi bizi daha önce izleyen izleyiciler için belki bir nebze tekrar olacak ama yeni izleyenler açısından da faydalı olacağını düşündüğüm için senin yatırım rejimleri hakkındaki görüşlerine değinerek başlamak isterim. Sen piyasadaki ve ekonomideki gelişmeleri bir bütün olarak değerlendirip nasıl bir yatırım rejimi içerisinde olduğumuzdan hareketle yorumlarını yapıyorsun ve sanırım şu an için içinde bulunduğumuz reflasyon rejimi senin ilk beklentilerine paralel bir şekilde gerçekleşiyor. Hem buraya kadar nasıl geldiğimiz hem bundan sonraki süreçte nasıl bir beklentin olduğunu sorarak başlamak isterim. Teşekkür ederim Görkem. Şimdi şöyle, Ekim diplerinden itibaren aşağı yukarı Şubat'a kadar Goldilocks denen bir rejimin içindeydik. Bu büyümenin ne aşırı hızlı olduğu, ne aşırı yavaş olduğu, enflasyonun orta karar olduğu olabilecek en iyi yatırım rejimiydi. Nitekim performanslar bono da olsun, hisse senedinde olsun, emtia da olsun bunu iyi etti. Fakat Şubat'tan itibaren verilerde şunu görmeye başladık. Goldilocks yerini reflasyona bırakıyor. Reflasyonun ne farkı var Goldilocks'tan? Bu da bir risk on rejimi. Yani mod gene risk iştahının açık olduğu bir mod. Fakat enflasyon daha yüksek geliyor. Nitekim enflasyon verilerinde bir katılık kendini gösterdi veyahut da yapışkanlık da deniyor buna. Bu kendini gösterdi. Bu değişik bir yatırım stratejileri açısından daha değişik bir konumlandırmayı da beraberinde getirdi. Burada özellikle altın fiyatlarına dikkat çekmek gerekiyor. Altın fiyatları son derece iyi performans gösterdi. Hatta yılın başından bu yana baktığımız zaman petrol ve altın hisse senetlerinden daha iyi performans gösterdi. Şu an hala reflasyon rejimin içindeyiz. Fakat bu ilelebet böyle gitmeyecek tabii. Muhtemelen bir sonraki durak stagflasyon light adını verdiğim büyümenin zayıfladığı fakat enflasyonun yükseldiği bir ortam olacak. Buna ilişkin işaretler var mı? Var. Son gelen ISM verileri Amerika'da hem 50'nin altında kaldı hem de ödenmiş fiyatlar endeksi 60'a yaklaştı ki bu oldukça yüksek bir oran. Buradan yola çıkarak bir sonraki rejimin stagflasyonun ön işaretlerini almaya başladık. Fakat stagflasyon bir risk off rejimi. Yani risk iştahının olumlu olmadığı bir rejim. Fakat buna yönelik pozisyon almak için bizce erken. Biz hala yurt dışı piyasalar için, yurt içi piyasalar için olumlu görüşümüzü devam ettiriyoruz. Ama stagflasyonla ilişkili veriler çoğaldıkça tabii o yönde gelirse bunun bir garantisi yok tabii ama o yönde geleceğini tahmin ediyoruz. O yönde geldikçe duruşumuz değişebilir. Gef moduna geçebiliriz. Ha şöyle bir şansımız var. Geçen hafta veriler açısından son derece yoğun bir haftaydı. Cuma günü işte tarım dışı istihdam ile kapattık haftayı. Fakat bu hafta en azından veriler açısından daha hafif bir hafta. Piyasalar açısından da biraz daha sakin bir piyasa ortamı bizi bekliyor olabilir. Murat abi geçen hafta Fed'in açıklamaları vardı. Ben burada oradan hareketle hem oradaki satır aralarında senin dikkatini çeken ilerisi için bizim değerlendirmemiz gereken ana unsurlar nedir onu sormak istiyorum. Bununla birlikte burada Fed, ECB, Avrupa Merkez Bankası nın atacağı adımlarda zamanlama ve büyüklük olarak sanırım farklılıklar olabilir. Oradaki beklentilerini de paylaşabilir misin? Tabii o özellikle Fed faiz fiyatlamaları değişiyor zaman içinde. Bir ara 6-7 faiz indirimi bekleniyordu ama Fed'in kendisi projeksiyonlarında 3 faiz indiriminde ısrarlıydı. Şimdi Powell'ın konuşmasında iki tane konu ön plana çıktı. Birincisi faiz arttırımlarına kapıyı kapattı. İkincisi tapering dediğimiz yani bilanço küçültme miktarında bir azaltmaya gitti ki bu da gevşeme yönünde bir adım.
toplam itibariyle baktığımız zaman aslında güvercinceydi. Nitekim piyasanın fiyatlaması da 1'e kadar inmişti, 2'ye çıktı tekrar. Ve FED muhtemelen piyasanın bu 2 olan fiyatlamasını gerçekleştirecek gibi gözüküyor. Şimdi ECB'ye baktığımız zaman aslında Avrupa'da enflasyon verileri Amerika'ya nazaran daha olumlu geliyor. Büyüme daha düşük. ECB'nin faiz indirme için aslında argümanları daha güçlü ve ECB belki de benim hatırladığım kadarıyla en azından ilk defa Fed'den önce davranacak ve faiz indirecek gibi gözüküyor. Haziran ayı oldukça enteresan bir ay olacak. Haziran ayında ECB'nin faiz indirme ihtimali bence yüksek. Eğer öyle olursa Fed'in önüne geçmiş olacak. Onun da tabii euro dolar gibi çaprazlarda bir etkisi olabilir diye düşünüyorum. O çapraz kurlara ilişkin Yuan'a dair de bir sorum olacak tabii ki Murat abi. Çünkü orada gözden kaçan bir husus olduğunu sen daha önceki raporlarında da vurgulamıştın. Bir onu anlatmanı isteyeceğim ama ben kısaca arada bir bilgilendirme yaparsak bu ECB'nin faiz indirimi bizim açımızdan da hani tabii ki Fed'inki de önemli ama özellikle ihracat pazarlarımızda Avrupa'nın yoğunluğu ve euro geliri fazlalığı dikkate alınırsa biz senenin başı için ihracatçılara çok sıcak yaklaşmıyorduk hisse performansı ve finansal performans açısından ama ilerleyen dönemlerde burada faiz indirimi ve akabindeki hareketlilik bize de doğrudan ihracat kanalıyla yansıması olmasını bekliyoruz ki finans kanalları zaten ayrıca gündemde olacak. Bunu da yan bir unsur olarak belirtmek istedim. Oradan abi söylediğim gibi bir yuan dolar yen dolar karşısında son 34 yılın en zayıf seviyesine geriledi. Burada Japon yeni ile Çin yuan arasındaki seviye de en düşük düzeylerde. Yani burada bir yuanda devalüasyon riskinin arttığına dair işaretler görüyoruz. Buna dair görüşlerin ne olur ve hani bunun yansımaları ne şekilde gerçekleşir? Evet, önemli bir konu. Birkaç kere değindim ben bunu. Hatta bir yazının başlığı yen ve yuan'dı diye hatırlıyorum yanlış hatırlamıyorsam. Şöyle dolar Japon yeni tarihi zirvelerde, yen yuan çaprazı tarihi diplerde. Şimdi bu ne anlama geliyor? Bir kere Japonya müdahalede bulunuyor. 160 civarını kafasına koymuş. 160'a geldiği zaman sanki bir müdahale alanı olarak görüyor. 153'lere kadar geri çekiliyor ama piyasa tekrar tekrar test ediyor o alanı. Şimdi Japonya'nın tabii değer kaybetmesi ihracatçı olan diğer Asya ülkelerini de rahatsız ediyor. Çünkü daha rekabetçi hale geliyor. Bunların başına da Çin geliyor. Çin'in büyüme modelini hepimiz biliyoruz. Yuan tam convertible bir para birimi değil ama bir fixingle değerini ayarlıyorlar. Şimdi yen yuanın tarihi diplerde olması yuanın çok fazla işine gelmiyor. Daha doğrusu Çin'in çok fazla işine gelmiyor. Çünkü ihracat anlamında dezavantajlı hale geliyor. Piyasada da şöyle spekülasyonlar oluyor tabii. Yuan'ı Çin devalüasyon ile serbest bırakırsa bunun diğer ülkeler üzerindeki yaratabileceği hasar ne olur gibi piyasada yavaş yavaş konuşulmaya başlanan konular bunlar. Böyle bir şey olur olmaz onu bilmiyorum ama şu an çok fazla analiz edildiğini düşünmüyorum bu konunun. Ama hani bana riskler ne diye soracak olsanız en başta gelen riskler bunlar derim ben. Dolayısıyla yakından izlemekte fayda var diye düşünüyorum ben. Evet, bu özellikle bizim yurt dışı piyasalarda ham madde maliyetleri girdi. Maliyetleri yoluyla Türkiye'deki enflasyona etkisi olduğu gibi yurt dışı pazarlara satışlarımız, rekabetçiliğimiz açısından doğrudan bizi etkileyen unsur. Özellikle baktığımız zaman örneğin daha doğrusu işte çimento sektörünün bile buradaki Vietnam'daki hareketler, onun da Çin'le bağlantılı olan hareketlerden dolayı nasıl
etkilendiğini geçen sene ihracat pazarında zayıflık olarak tecrübe etmişti Türk çimentocuları. Ben Türkiye'ye geçmeden önce, yurt dışı piyasalara geçmeden önce Japon yeni hakkında da ufak bir yan bilgi yine vermek isterim. Hani doğrudan etkilenebilecek şirketler çok sınırlı değil, sınırlı Japon yenindeki hareketten. Dolaylı olarak tabii ki yansımaları oluyor ama Türk Hava Yolları örneğin burada uçak finansmanında Japon yenine başvurduğu için, dolayısıyla borçları Japon yeni cinsinden olduğu için fonksiyonel para biriminde dolar olduğundan burada doların yen karşısında, Japon yeni karşısında değer kazanması Türk Hava Yolları'nın borcunu dolar cinsinden azalttığı için kur farkı geliri yazmasına yol açıyor. Bu da algıda seçicilik olsun Murat abi. Havacılık analisti de olunca bir yandan dikkatimi çekmiş oldu. Onu da söylemiş olayım. Buradan yani yurt dışı taraftaki bu görünümde yurt içine gelirsek, bizde biraz daha belirleyici olan tabii ki Merkez Bankası'nın attığı adımlar, sıkılaşma adımları ve onunla bilintili yaptığı açıklamalar olacak gibi gözüküyor. Bundan sonraki kararlılığı ne şekilde gerçekleşeceği şekilde görüyoruz. Hani en belirleyici unsur olarak piyasaların geleceği açısından. Orada yapılan açıklamalar kararlılığın olduğunu gösteriyor gibi Murat abi. Bunun hani piyasalara, faizlere ve ekonomik ortama yansımaları için daha farklı bir döneme giriyor muyuz? Çünkü sanki seçim sonrası biraz daha sıkıntılar öne çıkacak gibi gözüküyordu. Bu konudaki görüşlerini de almak isterim. Şimdi Merkez Bankası tabii ciddi bir kredibilite kazandı. Piyasanın önünden gitti bazı durumlarda, son durumda olduğu gibi. Bunun yansımalarını görüyoruz. Enflasyon beklentilerinde gerilemeler görüyoruz. Fakat şöyle bir durum var. Merkez Bankası'nın işi çok kolay değil tabii. Çünkü belli bir enflasyon ataleti var. O demin yurt dışı için söylediğim yapışkanlık terimini Türkiye için de kullanabiliriz. Özellikle hizmet sektöründe hizmet enflasyonu %100'e yakın. Kira %125 yıllık bazda. Bunlar çok tarihi yüksek rakamlar. Şimdi böyle bir ortam içinde tabii sadece faiz ile enflasyonu dizginlemek oldukça zor. Veyahut da gerekecek olan faiz çok yüksek olur. Yani maliyeti çok fazla olabilir bunun. Dolayısıyla şu an beklenen aslında para politikasının maliye politikasıyla desteklenmesi. Onunla ilgili Mayıs ayı içinde tedbirler açıklanacağı haberleri vardı değişik yerlerde. Onları göreceğiz. Tabii bunlar kesinti tarafında, giderler tarafında olacağı kadar yeni vergiler tarafında da olabilir. Onların bir karışımını görüp enflasyonu nasıl etkileyeceğini söylemek biraz daha net olacaktır onları gördükten sonra. Ama Merkez Bankası'nın işi tabii kolay değil. Fakat kredibilite kazandı. Ülke risk primi iyileşti. Büyük oranda Merkez Bankası'nın doğru adımları atmasıyla alakalı bu. Nitekim rating şirketlerinden rating upgrade'leri de geldi. Biliyorsun yılın başında bekliyorduk hepimiz. Yapı kredi olarak, yapı kredi yatırımı olarak bekliyorduk bunu. Bunlar muhtemelen devam edecek. Haziran ayında Türkiye'nin gri listeden çıkma ihtimali son derece yüksek. Orada rating artışları tekrar gündeme gelecek gibi gözüküyor. Dolayısıyla seçim sonrası yabancı girişlerini de gördük. Şu an atmosfer olumlu. Olumlu olmaya devam edecek gibi gözüküyor. Ha bunu ne bozabilir diye bakacak olursak, maliye tarafından hiç yardım gelmezse bu tabii enflasyonla mücadeleyi zora sokan bir gelişme olur ama onu beklemiyoruz açıkçası şu an. Burada senin de dediğin gibi yıl başında biz önce görünüm iyileşmeleri, daha sonra not artışları, yatırım enstrümanları olarak da önce tahvil, daha sonra hisse senedine yabancı ilgisinin olacağı şeklinde bir beklentimiz vardı. Şu an içinde bu o düzeyde gidiyor, gözüküyor. Ben burada bir şeyi merak ediyorum Murat abi. Eğer işler çok iyi giderse ve yabancı yatırımcının ilgisi de şu an sene başından bu yana toplam hisse senedine giren tutar olarak bakarsak örneğin 500 milyon
dolarlık bir seviyeden bahsediyoruz. Bunun artması halinde TL'nin öngörülenden daha çok değerlenme gibi bir risk gündeme gelebilir mi? Orada Merkez Bankası nasıl adımlar atmayı planlar sence? Şimdi Merkez Bankası bir reel bir değerlenme istiyor zaten. Onu komünikasyonunda söylüyor ama aşırı bir değerlenme istemiyor. İsteyeceğini sanmıyorum. Yani reel değerlenme istiyor ama nominal değerlenme isteyeceğini pek sanmıyorum. Çünkü şu anki durumda dahi yani son gelen işte Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan dış ticaret verilerinde bile bir hafif bir ivme kaybı gözüküyor. İthalata doğru bir yönelim hafiften kendini gösteriyor. Dolayısıyla gelen flow'u, gelen akımları Merkez Bankası daha ziyade rezerv biriktirmek için kullanıyor ki bence bana sorarsanız doğrusu da bu. Yani Merkez Bankası evet reel değerlenmeye izin verecektir muhtemelen ama nominal bir değer kazanca izin vermeyecektir. Vermemesi de gerekir. Benim naçizane görüşüm o şekilde. TL enstrümanlardan tabii bir tanesi de hisse senetleri ki hisse senetleri son 2-3 seneye baktığımızda aslında reel getiri anlamında da başarılı bir performans göstermişti. Dolayısıyla bu normalleşme sürecinde o güçlü performansın bir miktar gerilemesini zaten bekliyorduk. Ancak hani yılın tamamı için ihtiyatlı olumlu olduğumuzu da söylüyorduk. Burada ilk 4 aylık baktığımız zaman aslında dolar cinsinden çok ciddi bir değerleme var. Artış var Borsa İstanbul Endeksinde. Aynı şekilde TL cinsinden. Bu bizim sene başındaki beklentilerimizle yön olarak uyumlu ama ivme olarak biraz önden hızlı olduğunu söylemekte fayda görüyorum. Hani burada fiyat değerlemelerde özellikle büyüme, nakit risk eksenlerinde büyümeyle riskin biraz daha fiyatlara olumsuz anlamda takip eden çeyreklerde yansımasını bekliyoruz ama risk azalan risk primini göz ardı etmemek lazım. Dolayısıyla bu hisse senetlerine özellikle yabancı tarafından gelebilecek ilgiyle fiyatlamaların halen enflasyonun üstünde kalmasını beklediğimizi söyleyebilirim. Hani bu tabii ki bütün hisseler için bunu bu şekilde beklemek çok doğru değil ama mevcut görünümde bizim aradığımız en azından baktığımız kriterleri sağlayan şirketlerde bunu görmeyi bekliyoruz. Orada da bizim en öne çıkardığımız sene başında da söylediğimiz gibi her ne kadar enflasyon bir azalma sürecine girse de halen yüksek bir düzeyde fiyatlama davranışlarına olan etki, atalet, sen de bahsettiğin gibi öyle hemen kolay ortadan kalkacak faiz artışıyla, salt faiz artışıyla ortadan kalkacak problemler değil. Dolayısıyla bu bizi defansif duruşumuzu korumaya, itmeye devam ediyor. Dolayısıyla burada öngörülebilirlik ve enflasyon karşısında marjlarını, nakit akımını koruyabilen şirketleri ön planda tutmaya devam ediyoruz. Burada özellikle borçluluğu yüksek şirketlerin yüksek fonlama maliyeti döneminde her ne kadar hani geçtiğimiz dönemlerden gelen düşük faizle borçlanmış oldukları için anında belki yansıması olmasa bile ilerleyen çeyreklerde bu artan faiz oranının finansallarda karlılığı baskılamasını beklediğimizden nakit pozisyonda olan veya borçluluğu görece az olan şirketleri tercih ediyoruz. Üçüncü olarak da bu görünümde likiditesi yüksek, piyasa değeri yüksek. Dolayısıyla yabancı gelmesini beklediğimiz, yabancı ilgisini çekebilecek hisselerin ön planda kalmasını bekliyoruz. Dolayısıyla bu baktığımız kriterler, ana kriterler sene başından şu an için çok farklı değil ve benzer temalardaki sağlayan hisselerin yılın geri kalanında da ön planda kalmasını beklediğimizi söyleyeyim. Bizim araştırma ekibi olarak bu görünümde en beğendiğimiz hisselere yer verdiğimiz model portföyümüzü de çok büyük oranda koruyoruz. Sene içinde bir iki değişiklik yaptık. Dolayısıyla hisse performansları burada tabii ki belirleyici oluyor ama orada da görüşlerimizi çok büyük oranda koruduğumuzu söylemek isterim. Yani toparlamak gerekirse sene başındaki ihtiyatlı olumlu duruşumuzu koruyoruz. Ama hisse konusunda bir endeksteki baskının kalıcı yani çok hızlı yukarı yönlü hareketi şu gelinen seviyeden sonra çok öngörmüyoruz. Ama aşağı yönlü risklerin de bu anlamda sınırlı olduğunu düşünüyoruz.
en azından yakın vadede diyeyim. Bilmiyorum, kapatırken eklemek istediğin ilave bir şey olur mu Murat abi? Çok fazla yok aslında ama şey tabii göz önünde bulundurmak lazım. Çünkü bazen gözden kaçabiliyor. O da Türk hisse senetleri dolar bazında %25'e yakın, yanlış hatırlamıyorsam, bir getiri sağladı. Bu dünyada birinci sırada şu an. İkinci sırada Tayvan var. Amerika tarihi zirvelerde, işte Amerika çok popüler vesaire diyoruz ama beşinci sırada Amerika mesela. Arada İtalya var. Dolayısıyla onu da gözden kaçırmamak lazım. Bunun önemli bir kısmı da risk primindeki düşüşten kaynaklandı. Hani bundan sonra alınacak yolda gene risk primi önemli konulardan bir tanesi olmaya devam edecek diyerek herkese sağlık dolu iyi haftalar dilerim ben. Herkese mutlu ve güzel zamanlar dileyerek bugünkü programımızı kapatalım o zaman. Thank you.